Hakan Kara hoş geldiniz TYM 4'e. Hoş bulduk. Öncelikle şunu sormak istiyorum. Sizce Cumhuriyet, Cumhuriyet Gazetesi ve siz Cumhuriyet çalışanları neden bunları yaşadı? E, çünkü Türkiye'de gerçek anlamda bir demokrasi yoktu ondan. Gerçek anlamda bir basın özgürlüğü de yok. Dolayısıyla böylesi sıkıntılı dönemlerde Cumhuriyet eğer tarihine bakarsanız hep hedef seçilmiştir. Dolayısıyla çok şaşırmadım ben. ...ve bizim e, geçmişimizde yaşadıklarımız da az bu şeyler değil. E, dolayısıyla e, iktidar medyaya bir mesaj vermek istedi. Daha doğrusu e, bir korku iklimi yaratmaya çalıştı ve bunun için de Cumhuriyet'i seçti. Ve birden bir anda Cumhuriyet Vakfı'ndaki tüm yöneticiler, e, genel yayın müdürü, yazı işlerinden insanlar gözaltına alındılar... <laughs> ve de öyle bir şekilde, öyle bir davayla karşı karşıya geldik ki ilk iddialar geldiğinde gülmeye başladık. Yani e, Cumhuriyet FETÖ'cülükle suçlanıyor. E, sol çizgideki insanlar hayatları boyunca sol çizgide yer alan ve hiçbir şekilde FETÖ ile bir araya gelemeyecek olan insanlar ki bunlardan bazıları FETÖ karşıtı çok ciddi yazılar, kitaplar yazdılar. Hikmet Çetinkaya. Hikmet Çetinkaya tabii ki. E, FETÖ'cülükle suçlanıyor. Peki kim onları hapse atıyor? Bir baktık ki savcı FETÖ'den yargılanıyor. Üstelik de e, bizler gibi yardım veya taktık gibi bir takım terimler var ya öyle değil. Örgüt üyeliğinden yargılanıyor. Ama savcı serbest. Bizi FETÖ'cülükle suçluyor. Biz hapisteyiz. İlginç bir dönem tabii Türkiye. Bu ilginç bir hukuk. ilginç bir anlayış. Bunda kalmıyor mesele ee, bizi FETÖ'cülükle suçlayan e, insanlardan mesela bir tane tanık var bizim davamızda. Hüseyin Gülerce. <laughs> Türkiye'de e, en bilinen FETÖ'cü kimdir deseniz? Kendisi. Bizi FETÖ'cülükle suçluyor. İnsaf derler buna. Sonra iddiadaki iddialar tabii komedi. İşte bir hakkında FETÖ soruşturması bulunan bir şirketli ilişki içerisindesiniz savcının iddianen biz, biz de heyecanla vay be diyoruz. Gülüyoruz tabii bir de cezaevinde. Kimmiş acaba bu şirket? Çıka çıka Türkiye'nin çok tanınmış bir turizm şirketi çıktı. Çünkü yıllar önce ben bebek dostu bir otel, ucuz bir otel arıyorduk. O da o şirketin e, şeyine, bürosuna gidip rezervasyon yaptırdık. Onlara dediler ki beyefendi bizim servisimiz var boşuna para ödemeyin havaalanından. Arayalım biz size uçak iniş saatlerini bize bildirin. İlişkimiz bu. Parasını ödedik vesaire. Ve o şirketin de patronu Turizm Bakanı. Şimdi böylesine eğlenceli e, iddialara biz tabi gülüyoruz. Ama bunun bir anlamı var. Bu boşuna değil bu. Öyle irrasyonel iddialara karşı karşıya geldik ki bununla ama bütün bu e, düzeni hazırlayan, mesaj vermek isteyen kişi mesajını güçlendiriyor. Diyor ki medyaya halen özgür yayıncılık yapan, bağımsızlığını koruyan, etik ilkelere uygun yayın yapan gazetelere, televizyonlara, internet portallarına diyor ki biz sizi içeri atarız. Hem de öyle gerekçeler atarız ki aklınız almaz. Biz 90'ların başında Cumhuriyet'te büyük bir ayrışma yaşandı. İlhan Selçuk İlhan abi. Uğur abi. Ve bende listesi var gerçi herkesin. Tam listesi var. Ama yanılmıyorsam işte 30-40'a doğru ulaşan bir rakam bu. Cumhuriyet'in büyük kısmı değil o insanlar. Küçük bir kısmı. Biz gazeteden isfa ettik topluca. Sonra bir okul boykotuna destek olduk. Öncülük ettik. Ee, ve sonra Cumhuriyet'in trajik, dramatik ölçüde düştü. Ve biz geri döndük. Birinci dikkat çekici nokta. E, Cumhuriyet'in trajı bu süreçte %50 düştü. Cumhuriyet ağır yara aldı. Ve bir daha da toparlanamadı. En parlak dönemlerimizde dahi bu yüzde biraz üstüne bir seviyeye çıktık gazete olarak. Ee, ciddi yara aldı Cumhuriyet. İkincisi, bu birlikte hareket ettiğimiz insanlar, Silivri'ye girmezden önce tekrar o listeye bir göz geçirdim. Bu insanların yüzde doksanı Cumhuriyetli değildi ayrılmak zorunda kalmış, işten çıkarılmış, tasfiye edilmiş. O süreçten sonra da Cumhuriyet içerisindeki kaynamalar son bulmadı. Ve o süreçte benim de canımı çok sıkan şeyler oldu gazete içerisinde. Örneğin şu tavır beni çok rahatsız ediyor. Bir grup insanı gazeteden çıkarıyorsunuz, sonra insanlar kötü veriyorlar. Oysa bu insanlar hayatı boyunca yıllarca Cumhuriyet'e emek vermiş insanlar. Ben bu süreçte ayrılan arkadaşlarımın tümüyle bağlarımı sürdürdüm. Bu konuda uyarı adım Niye konuşuyorsunuz o insanlarla diye. Aldırmadım tabii. Ee, diyeceğim şey şu. Bu seferki ayrılıkta yine böyle bir bölüm yaşandı? Tatsız şeyler yaşandı çok. Ee, incitici şeyler yaşandı. Ben de artık Cumhuriyet'te değilim. İstifa ettim. Ee, ama bu gazete Türkiye Cumhuriyeti'nin yaşı bir gazete. Zarar görmemesi lazım. Çünkü e, bu bağımsız yayıncılık yapan gazetelerin sayısı zaten çok az. Direniyorlar. Ee, buna biz özen gösterdik. Ee, diğer yandan ikinci mesaj, bu gazete kişilerin değil, yani ben haber müdürlüğü yaptım. İşte 35 yılın 25 yılı haber müdürlüğüyle geçti. 26 yıl yayın kurulu üyeliğiyle geçti. Vakıf yöneticisiydim. Sonra da Cumhuriyet yazarı oldum. Ee, bizler Cumhuriyet'e katılıyoruz. Elimizden geldiğince birikimimizle katkı veriyoruz. Ee, ve Cumhuriyet'in devam etmesini sağlıyoruz. Sonra gidiyoruz yanımıza. Bizden sonra başka insanlar geliyor. Bunu unutmamak lazım. Kimse ait değil bu gazete okura ait. Silivri sonrasında Kandra e, cezaevini siz nasıl tanımlarsınız? Yani Foucault'un dediği gibi bir terbiye etme yeri mi? Sistemin kendisini gösterdiği, inşa ettiği bir He. mekan mı? Yoksa evet. bir mücadele yeri mi? Şimdi aslında hepsi bir arada. Bir taraftan insanlık uygarlığının ulaştığı seviyeyi size gösteriyor. Yani insanlık tarihi nasıl ele alırsınız? Homo sapiens diyorsanız 250 bin yıl. Eğer e, kültür diyorsanız 10 bin yıl. Tarıma başlamayla beraber. Ekin kültür kavramı da oradan gelir ya. Tamam, ne yapmışız bu 10 bin yıl içerisinde? Cezayir bunu gösteriyor. Yani tabii insanlık kültürü bir çok muhteşem. Yani bir requiem Mozart, Bach, tamam. Ya da Leonardo da Vinci. Bangkok, de işte yıldızlar altında Mona Lisa ama diğer taraftan da Hiroshima, Nagasaki ve gaz odaları. Dolayısıyla ee, çok işimiz var daha. E, ve ıslah evi mi vesaire mi? Şimdi bunun tartışmaları hep yapılır. Orada kimse ıslah izinliyor. Yok öyle bir şey tabii. İnsanları hapsediyorsunuz. E, ve sadece onları değil tabii. Ee, bizde en büyük acıyı çeken, en büyük sıkıntıyı çeken bizler değiliz. Ailelerimiz, eşlerimiz, çocuklarımız, onlar çok daha büyük sıkıntı çekiyorlar. Ee, Silivri ya da Kandıra deyince ee, mücadele gücümüz tabii ki artıyor onu söyleyeyim. Günler nasıl geçti cezaevinde? Özellikle ee, Kandıra sürecini sormak istiyorum. Çünkü ikinci defa cezaevine girmek hep daha zor denir. Nasıl geçti Kandıra'da günleriniz o dört buçuk ay? Aynı. E, fakat e, şöyle bir şey oluyor. Şimdi bir kere zaten her ikisinin de yapısı aynı. Stivri, Kandıra bunlar yüksek güvenlikli cezaevleri. Mimarisi yapısı aynı. Ondan sonra sekiz metrelik yüksek duvarlar, dikenli teller, işte demir, taş vesaire. E, yapabileceğiniz şeyler belli. Havalandırmaya çıkarsınız. Her şeyin saati var. ...yemek saatleri. Orada yürürsünüz. Ee, sonra da kitap okursunuz. Budur. Bir de sohbetleriniz olur tabii ki. Fakat tabii... E, ...tuhaf bir şey oluyor orada. Mekansal olarak insanlar... ...sıkıştığı zaman... ...tuhaf bir biçimde zihinsel olarak... ...bir yükselişe geçiyorlar. Yani büyük insanlığı... ...daha çok düşünmeye başlıyorsunuz. Kitap okumalarda... ...ilginç bir etki fark ettim ben. O, o da şu oldu. Da, ben... Kitapla şey kitap okumayı seven bir adamım. İyi, iyi bir arşivciyim aynı zamanda iyi bir arşivim var. Hocalık yaptım üniversitede 10 yıl. Ee, dijital dünya benim köşe yazımın zaten şeyi köşemin adı. Ben insanlara bu dönüşüm anlamaya çalışıyorum. Bu dijital ne anlama geliyor. Ve bizi bekleyen dünya nasıl bir dünya ve buna hazır mıyız? Tehlikeler ne? Avantajlar ne? Ee, şimdi. Ee, şunu fark ettim. Kitap okurken dışarıdayken kitabı e, iş yoğunluğu var ya sürekli. Uğraştığınız pek çok alan var. İşte çocuk var, iş var, yazı yazmanız gerekiyor vesaire. Bir an önce kitabı bitirmek için okuyorsunuz. Hani yutar gibi okumak sözcüğü var ya. Cezaevinde kitap okumak farklı bir şey. Orada şöyle bir ruh hali içerisindesiniz. Aman bitmesin. Ahiste ahiste. Çünkü başka bir şey yok zaten. Ya ben mesela ne yaptım e, Kandıra'da en çok yaptığım şey? Hayal kurmak oldu. Hani derler ya 68 kuşağın çok önemli bir sözü vardır. Gerçekçi ol imkansız iste. Ben önemserim bu sözün? Tabi diğer taraftan John Lennon'ın hayat sen planlar yaparken başına gelenlerdir sözü de çok keyifli bir şey. Her neyse ben de hayal kurmayı çok seven biriyim. Çocukken de kurardım. Çocukken ilk okuduğum kitap Homeros'un Odiseyası'ydı. Çocuklar içinde olan küçük bir versiyonu çizgili falan. E, ee, Robinson Crusoe mesela aklımda kalan. Sonra Herman Hesse'nin Siddhartha'sı falan diye devam ediyor. Sonra tabii başka tür kitaplar. Carl Sagan'ın Kozmos'u, işte Marksist kitaplar vesaire. Neyse. E, ee, cezaevinde yine bunu yaptım. İlk girdiğimde, şimdi yürüyoruz diyorsunuz ya, yürümenin değişik biçimleri vardır. Herkeste bir yürümenin standart ritim farklılığı vardır bir kere. Bir ama yürürken de zihin sürekli bir şeyle meşguldür. Ee, öğrenmek için yaptığım çalışmalarda e, eksik olduğum alanları telafi etmeye çalıştım. Tarih çok okudum. 8, yani toplam zaten bu süreçte herhalde 80-90 kitap falan okuyabildik. Çok değil yani. Tarih kitapları çok okudum. Dünya tarihi özellikle. Daha doğrusu öyle dememek lazım. Evrensel tarih demek lazım. Yani evrenin ilk oluşumundan 13.7 milyar yıl, güneş sisteminin oluşumu ve bugüne kadar gelen süreç içerisindeki dünyadaki canlılığın dönüşümü öyle güzel hikayeler var ki şaşırırsınız yani. Böceklerle çiçeklerin ittifakıyla dünya nasıl fethedilmiş mesela? Milyonlarca yıl önce. Sonra o 6-5 büyük yok oluş süreci. En son 65 milyon önce bir gök taşı çarpıyor. Dinozorlar yok oluyor falan. Neyse. Çok güzel hikayeler var. Çiçeklerin mu muhteşem bir gücü var. Bakın bir sürü canlı tür yok oluyor çiçeklerin türü ve sayısı artıyor. Çiçekler sadece böcekleri etkilememiş. Onlar sayesinde dünyayı fethetmemişler. İnsanları da etkilerler. Yani dünyaya bakışınız değişiyor. <laughs> daha <gülüyor> ince inceliyor mu? Daha inceltilmiş yani, bir bakış mı? Yani farklı bir bakış açısı edinmeye başlıyorsun. Ee, i̇lk başlangıçta şöyle yaptım. Cihaz dedim işte buraya düştük. Ee, orada da bir böcek vardı. Cezaevinden çıkmaya çalışıyor. Biz de yardım ediyoruz. Yani çıksın biz hapis ise hiç olmazsa özgürlüğüne kavuşsun. Sonra şöyle yukarı baktım. Kuşlar var yukarıda. Biz de yardım edelim kurtulsun, özgür olsun derken düşünmeye başladım. Şimdi bu çıkacak. Kuşlar onu kapacak tepeden. O aklıma geldi. Ee, Kafka, dönüşüm. Daha önce Almancasını da okumuştum, Türkçesini de okudum fakat bazı romanlar öyledir, içine giremezsiniz. Benim için hissetmek önemli bir şeydir. Nedense dönüşümde bu hissiyatı, bu bağı yeterince kuramadığımı hissetmiştim. Tamam dedim, mekan bu işte. Burada dönüşüm okumak lazım. Size sürpriz destekler geldi mi cezaevinde, <laughs> evet. sonrasında? Tabii. Yani bir tür e, Cumhuriyet davasının <laughs> e, yarattığı o korku iklimini kıran mesajlar ya da o korku iklimini dağıtan ya da o korkudan kendini azade eden mesajlar, destekler geldi mi? Hem cezaevinde hem sonrasında. E, çok geldi. <laughs> bir kere şunu söyleyeyim. Hem Silivri'de hem e, Kandıra'da infaz koruma memurları ile çok düzgün ilişkilerimiz oldu. Ee, o üniversitede okuyan, üniversite bitirmiş çocuklar, gençler var orada. Kendi sorunları, çok ciddi sorunları var. Hem ekonomik hem iş anlamında ciddi sorunları var. Bizi tanıyınca zaten ilişkimiz çok şey yaptı, çok dönüştü. ve bunu söylemem lazım. E, bunu destek anlamında söylemiyorum tabii. Destek deyince de e, Şimdi muhteşem bir avukatlar grubuyla tanıştık. Bizi savunan avukatlar. Şimdi benim de zaten çok avukat arkadaşım vardı ama olağanüstü insanlar e, ve harika bir grup. E, dolayısıyla bu e, kalıcı bir şey oldu işte hayatımda. Yani o insanları tanımış olmak, onların dostlukları benim için çok önem taşıyor. Yani bundan dolayı çok mutluyum. Diğer taraftan en son mesela bu baroların İzmir Barosu ve İstanbul Barosu'nun e, girişimiyle başlayan o metin. Ee, baroların çok büyük bölümü, neredeyse tümünün imzalamış olması çok etkileyiciydi tabi. Ee, bunun için hepsine teşekkür ediyorum. Ama bu böyledir yani, özgürlük mücadele... Özgürlük verilmez. Özgürlük mücadelesi en mücadele gerektirir? Ee, ve o korku barajı, o korku bariyeri aşıldı, bitti o yani. Tabi insanlar hala bazen korkuyor. Niye korktuklarını da söyleyeyim. Çoğu kendi içinde korkmuyor. Çocuğu var eşi var. O öyle bir korku ama o da artık o da aşılı. Yani insanlar artık konuşuyorlar. Ee, yani e, şey hava durumu e, sunar gibi yapayım e, iklim değişiyor. Hukukun işleyişinde bir adalet olmak durumunda. Yani daha çok ceza dış alanların cezaların dışarıda olması ve daha az ceza alanların hapse girmesi tuhaf bir şey. Çünkü dışarıda olanlar yargıtaya başvurdular ya. Evet. Ya beraat ederlerse ne olacak? E ettiler işte. E ne oldu şimdi? Boşu boşuna ceza de yaptık. E ne olacak şimdi? Şimdi yani bunun mesele şu değil. Ne olacak şimdi? Ay işte e, bizim halimiz falan. Mesele o değil ama e, herkesin kendine göre duyarlılığı var. Benim de basit duyarlılığım işte kızım. Ben Silivri'den çıktıktan sonra eve klavye aldım çünkü kızımın piyano çalmasını istiyorum. Kızım da çok meraklı. Klasik müziğe falan meraklı yani. Kızım için piyano öğrenmeye başladım. Kızımla beraber piyano çalmaya başladık neredeyse her gün. Kızım Beethoven 9'u çalmaya başladı yani bu 6 ayın sonunda. Kursa gitti ve bir müzik festivalinde sahne aldı. Şimdi bizim, de, bizim bütün o 6 aylık yoğun çalışmamızın bir meyvesi bu. Ben orada olamıyorum. Dolayısıyla niye olamadım? İşte yazık tabii. Küçük bir şey belki ama e, yazık. Dolayısıyla e, bunu çözemedi Türk hukuk sistemi. Adalet Bakanı söylüyor, Yargıtay Başkanı söylüyor. <laughs> ama çözülemiyor. Biz içeride bekliyoruz. Şimdi e, biz cezaevinden çıktık. E, tabii ki mutluyuz ama bizimki buruk bir mutluluk. Çünkü Emre İper hala cezaevinde. Olacak şey değil. Bir tane tweet. Sanal darbe vesaire yani. Ki onu sonradan Mor Bey'in olduğu ortaya çıktı. Evet, işte Emre'nin bir kere yaptığı Türkiye'de binlerce kişinin özgürlüğe kavuşmasını sağladı. Bakın bu küçümsenecek bir şey değil. Ben de bu konuda yazı yazdım. Bu Mor Bey'in çok önemli bir mesele. İnsanlar bir müzik programı yüklüyorlar. Onlar FETÖ'cü diye içeri giriyor. Halbuki bu işin mantığını iyi kurmak ve iyi belirlemek lazım. Nitekim çözüldü o sorunda. Emre buna vesile oldu ama Emre içeride hala. Müthiş bir destek geldi kamuoyundan. Ben de sürpriz etki yaratan şey şu oldu. Benim yaşadığım mahallede her görüşten insanlar vardır. Eğlenceli bir mahalledir. Manavımın, bakkalın, sigara bayinin tavrı şaşırttı beni. Çünkü aynı siyasi çizgide değiliz vesaire ama ya insanlar birbirini tanıyorlar. Yani Türkiye'de yaşanması gereken şey şu artık bu Kindar gençlik falan. Böyle şeyler olmaz. Bizim ihtiyaç duyduğumuz şey dayanışma, sevgi, saygı. Yani cumhuriyetçiler ne istiyorlar? Çağdaş bir dünyada yaşamak istiyorlar. Uygar bir dünyada yaşamak istiyorlar. Gayet basit. Ee, ama bu dünya ne anlama geliyor? Sanatın olduğu bir dünya anlamına geliyor. Yani benim için mesela bir erkeğin eşiyle dans etmesi önemli bir göstergedir. Hani şimdi FETÖ'cü diyorlar ya. <laughs> FETÖ tango yapıyor mu? Benim için bu bir gösterge. Bu benim için bir oyun değil. Şimdi dans tabi küçük bir şey ama benim hayalimdeki dünyada, şimdi ben da büyüdüm. Ee, e, 1 Mayıs'ta ağaçların altında bir dans pisti kurulur. Biz ilkokul çocuklarıyız. Kız arkadaşlarımızla annelerimiz babamız o piste çıkar dans ederlerdi. Işıklar olurdu her tarafta. 1 Mayıs kutlanırdı. Erkek kadının arasındaki bu gerilimin ortadan kalkması gerekiyor. Özgürleşmek gerekiyor. Sanatsız bu işler olmaz. Şimdi görüyorum İmam Hatip leştirme gibi bir eğilim var. Şimdi ben bunu anlayabilirim. Ee, sonuç olarak imam de ihtiyaç var bu ülkede. Ama şimdi bu, bu sayı ne? Yani bu kadar, yani mesela bizim ihtiyaç duyabileceğimiz aşçıların sayısı bellidir. Turizmcilerin sayısı bellidir. İşte fizik hocası sayısı bellidir. Yani bu kadar imama ihtiyacımız yok ki bizim. Bir de geleceğin dünyasında, şimdi 21. yüzyılda biz korkunç bir dünyayla karşı karşıya geleceğiz. Yapay zeka ezip geçecek ortalığı Bizim Türkiye olarak bu alanda bir şey üretmemiz lazım. Yapay zeka programlarının imamlar mı yazacak? Belki öyle düşünüyorlar. Olur tamam bu da evet ama o zaman onların ders programını değiştirmeniz lazım. Ve özür dileyerek şunu söylemem lazım. Burada teknoloji yetmez, algoritmalar yetmez, yazılım yetmez, sanat lazım. Sanat deyince de müzik, dans, heykel, tiyatro, edebiyat, şiir niye lazım bunlar? Bütün dünyadaki şu anda ana akım eğitim sistemlerinde bu unsurların yer almasının basit bir sebebi var. Çok basit. Yaratıcılık. Dolayısıyla ne demiştik? İklim değişiyor, hava durumu haberleri ve yeni bir rüzgar esiyor. Bence bu rüzgar imbat. İzmir'den esiyor. <laughs> Peki son olarak geriye nasıl bir miras bıraktı Cumhuriyet davası ve sizin mücadeleniz Türkiye demokrasisi açısından? Yani şimdi elbette bu bir özgürlük mücadelesi benim gözümde. Basın özgürlüğü konusunda bir e, karanlık çağ yaşıyoruz. Yani olur şey mi yüzlerce gazeteci hapse girip çıkıyor. Yani niye girip çıkıyor bu insanlar? Terörist mi bunlar? Silahları mı var? Terör mü teşvik Yok böyle bir şey. Fikir özgürlüğü. Ve dünyanın sıralamasında biz çok alt sıralardayız. Bu Türkiye yakışan bir şey değil. 160-170'lere çıkmıştı bu rakam. Şu anda benim okuduğum son şeylere göre, haberlere göre 130 civarında. Bunun hepsi de olmaması lazım. Artık bu yeni paketle bu fikir özgürlüğünü Türkiye'nin algılaması lazım. Fikir özgürlüğü olmayan bir yerde demokrasi olmaz. Demokrasi olmayan bir yerde de ekonomik gelişme olmaz. Beka meselesi diye insanlar tartışıyor ya siyasiler. Beka meselesi budur işte demokrasidir. Dolayısıyla bu işin çözülmesi lazım. Bu çağ basın tarihi açısından karanlık bir çağ olarak adlandırılacak. Ama bence daha da komiği sadece basın tarihi açısından değil. Hukuk tarihi açısından bizim davamız mesela bir Aziz Nesin şeyi, olayı gibi e, hukuk tarihinde, hukuk e, şey, okullarında, e, fakültelerinde bence okutulur. Ya bu çünkü niye anlatıyor bize biliyor musunuz? Yargı ve yargı bağımsızlığı çok önemli bir konu. Türkiye'de müthiş hukukçular var. Ve en kötü koşullara rağmen işlerini yapıyorlar. Yargıtay'ın son kararları gerçekten düzgün kararlar, çaba içerisinde olan insanlar, hukukçu çok önemli bir şey. Ee, e, ve bizim dava bu anlamda, yargı hak hukuk adayeti olmadığında mahkemelerin ne hale gelebileceğini e, gösteren bir dava. Hem rahatça da anlatılabilecek bir dava. Yani anlatırken de herkes kahkahalarla güler yani. Ben bu dava işin bir iki yerde böyle espri olarak anlattım. Herkes yerlere attı gülmekten. bir taraftan acı çekiyorsunuz. Aileniz acı çekiyor ama diğer taraftan da böyle bir gerçek var. Bence hukuk tarihine de geçecek bir dönem bu. Bu yönüyle. Söyleyeceğim bunlar. Peki. Çok teşekkürler. Bir şey çok diyeyim. sağ olun. Sağ olun. Sağ olun.